Arkadaşlar merhabalar. Bir bayramdan sonra tekrar beraberiz. Bir ara verdik. Bu arada daha önce iki tane video çekmiştik. Bunlardan bir tanesi güvenli bölgeyle ilgiliydi. Diğeri de yaş kararlarıyla ilgiliydi. Özellikle yaş kararlarıyla ilgili bazı arkadaşlarımızın eleştirileri olmuş. Açıkçası birkaç şey de ben söylemek isterim. Bu eleştiri yapan arkadaşlara. Birincisi, herkesin bir üslubu var arkadaşlar. Benim de üslubum kendime göre. Ve o yüzden de nasıl konuşacağımı ve bu konuşma şeklimin nasıl olacağını ben belirlerim. Bugüne kadar, yalnızca bugün değil, 2006-2007 tarihinden itibaren, 2006'ın sonuydu, televizyonlara hiç çıkmaya başladığım günden beri ben aynı üsluptayım. Yani eleştirirken de, bir konuyla ilgili fikrimi belirtirken de kırıp dökmeden, saygı çerçevesi içerisinde kalarak hep konuşmaya devam ettim. Bu farklı farklı siyasetçiler için de geçerli, başka konular için de geçerli. Herkesin bir üslubu var arkadaşlar. Bu bir. İki, yaş konusunda eleştirmediğimi söylüyorsunuz. Hayır, ben genel anlamda öncelikle bu konuda değer verdiğim insanların neler düşündüğünü belirttikten sonra kendi fikirlerimi de çok net olarak ifade ettiğimi düşünüyorum. Birkaç noktaydı bunlar. Birincisi, hepinizin bildiği üzere yaşın oluşumuyla ilgili olarak bir eleştiri yapmıştım. Diğer örneklerini vererek asker temsilci sayısının neden bu kadar az olduğunu söylemiştim. Bu birincisi esastan bir itirazdı. İkincisi şunu söyledim. Dedim ki eleştirilerin içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi erken emekliliklerle ilgili. Bu konuda bir şey söylemek için elimde fazlasıyla bir delil yok. Ama bu eleştiriye de katıldığımı söyledim. Yani neden erken emekli edildikleriyle ilgili eleştirimi de söyledim. Üçüncü konu, belki en önemliden bir tanesi, yaştaki bu atamalardan sonraki atanacak olan, yani bu yeni görevlerin neler olacağını bekledim demiştim. Hala bugün itibariyle böyle bir görevlendirme yapılmadı. 3 ordu komutanlığı ve kritik görevlere kimler atanacağını beklemiştim. Bundan sonra konuşacağımı söylemiştim. Belki dördüncüsü de hep dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. Yeni gelenleri sanki diğerleri gittiler ve yeni gelenler görev yapacaklarmış, yapamayacaklarmış imasını oluşturacak olan konuşmalardan hep kaçınmışımdır. Çünkü bugüne kadar silahlı kuvvetlerdeki en büyük geleneklerden bir tanesidir. Giden gelene emanet eder ve bu emanete gelen de sahip çıkmıştır ve görevini layıkıyla yapmaya çalışmıştır. O yüzden de konuşma üslubum içerisinde yeni atanan, yeni terfi eden arkadaşlara haksızlık olmaması adına onları da kırıcı bir konuşma yapmamaya dikkat etmiştim. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Benim üslubum bu arkadaşlar. Yeni gelen, yeni takip eden arkadaşlara bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Başka bir konu daha, belki önemli konulardan bir tanesi de yıllardan beri söylediğim şeylerden bir tanesidir bu. Felsefem, kendi felsefem. Olaylar olmadan önce uyarmayı, bu konuyla ilgili bilgi birikimim varsa bunları aktarmayı tercih ederim. Olaylar yaşanırken kırıp dökmek yerine onarıcı ne gibi tedbirler alınabilir diye yapıcı konuşmayı tercih ederim. Olaylar bittikten sonra da bununla ilgili nasıl düzeltilebileceğiyle ilgili de konuşurum. Geri besleme nasıl yapılabilir şeklinde önerilerim olur. O yüzden çoğunlukla olaylar yaşandığı sırada, yani olayların yaşanması sırasında
O patırdının kötülüğünün içerisine, o kavganın içerisine neden girmiyorsun diye soranlara ben daha öncesinde uyarmıştım. Kavga sırasında ona buna birer yumruk da ben atayım tercihi içerisinde hiç olmadım. Tam tersine ayırıcı, sakinleştirici, çözümleyici öneriler yapmaya çalıştım. Ben buyum arkadaşlar. Bu saatten sonra değişecek değilim. Kavgamı kendi adıma yaparım. Hiç kimsenin gladyatörü olmadım. Bunu neden söylüyorum? Bazı arkadaşlar şöyle eleştiriler yapmışlar. Gerçekten de çok komik geldi bana. Bir fikrimle ilgili örnek veriyorum. İşte ben yıllardan beri takip ediyordum. İşte bu konuda fikriniz uygun olmadı. Bugün itibariyle bırakıyorum. Arkadaşlar gelirken de benden izin almadınız. Giderken de benden izin almak zorunda değilsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Gelene de, gidene de benim bir şey söyleme şansım yok. Ben hani vardır ya o arenalarda yani yukarı aşağı parmak hesabıyla hayatta kalmaya çalışan bir adam değilim. Ben kendi yolumun yolcusuyum. O yüzden de bu tür eleştiri yapan arkadaşlara son bir kez daha şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Lütfen her türlü eleştirinize varım. Her türlü eleştiriniz konusunda saygıyla takip ediyorum. Ve elimden geldiği kadar yapıcı eleştirilerin her birini kendi adıma düzeltmeye çalışıyorum. Bu tür konuşmaların ne size ne de bana bir faydası yok. Çünkü ben Twitter'da da bunu çoğunlukla paylaşmışımdır. Takipçi kelimesinden hiç hoşlanmam. Böyle bir kelimeyi de bugüne kadar hiç kullanmadım. Ben bir yolculuk içerisindeyim. Bu yolculuğa eşlik etmek isteyen arkadaşlar varsa yolumda yoldaşlardır. Ve bu arkadaşlara beraber yürümekten de gurur duyuyorum demişimdir. Yoksa kimse kimseyi takip etmediğini bir kez daha söylüyorum. Herkesin saygı duyacak fikirleri vardır, saygın duruşları vardır ve hayat hikayeleri vardır. Ben de herkesin bu hayat hikayesine saygı duyuyorum arkadaşlar. Güvenli bölge konusuna özellikle gelmek istiyorum. Geçen sefer de güvenli bölge konusunda bazı detayları paylaşmıştım. Açıkçası yeni yeni olaylar çıkmaya başladığı andan itibaren de bunları paylaşmaya devam edeceğim. Bugün itibariyle yani pazartesi günü bu videoyu çekiyorum. Hala atamalarla ilgili bir kararname yayınlanmadı. Bayram sonrasında bekleniyordu, Perşembe Cuma bekleniyordu. Muhtemelen bugün olma ihtimali var. Yani ikinci ordu ve operasyonu yönetecek olan kişilerle ilgili neler olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü bazı kişiler şunu söylüyorlar, yani neden bu kadar önemli? Önemli arkadaşlar, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Bu şey anlamında söylemiyorum. Operasyonun içerisinde A komutan, B komutan diye söylemiyorum. Ama reaksiyon süreleri olarak herkesin farklı reaksiyon süreleri var. Geçmiş tecrübelerinden kaynaklanan üretmiş oldukları çözümler var. Bu şey gibi düşünün, hangi sahada ne oynadığınızla ilgili. Basketbol oynayan da var, voleybol oynayan da, futbol da oynayan var. Üçünün de tekniği farklı ama hepsi spor. O yüzden de askerliğin içerisinde de, bu mesleğin içerisinde de farklı farklı görevler yapan, farklı farklı eğitimlerden geçen insanlar var. Benim için hala atanacak komutan listesi açıkçası güvenli bölge ve önümüzdeki dönemde yaşanacaklarla ilgili de bilgi verecektir. Komuta kademesi kendi beraber çalışacağı ekibi seçmekte özgürdür ve bu özgürlüğünü de muhtemelen hayata geçirecektir diye düşünüyorum. Siyasetin bu konuda aktif olarak karışacağını düşünmüyorum. Çünkü taktik anlamda yaşanacak sorunlar maalesef ülkeyi derin anlamda sıkıntıya sokacak olan konular. Yani tedavisi Türkiye içinde olmayacak olan konular. Sınır ötesindeki operasyonların sonuçları sınır içindeki operasyonlardan çok daha ağır ve vahim olabilir. O yüzden de hızlı karar verebilen,
reaksiyon süreleri çok hızlı olan, astarı tarafından sevilen ve sayılan, geçmişte bu tür görevleri icra etmiş olan komutanları muhtemelen komuta kademesi atamalarını gerçekleştirecek diye değerlendiriyorum. Bir kez daha söylüyorum, benim için önemli. Başkaları için önemli olmayabilir ama benim için önemli. İkincisi, bu müşterek harekat merkeziyle ilgili başlangıçtan itibaren ben tavrımı söyledim. Türkiye güvenli bölge konusunda, evet, bölgedeki bulunan müttefikleriyle, tırnak içinde söylüyorum, konuşabilir. Onlarla tartışabilir ama sonuçta icra etme konusunu kendisi yapmalıdır. Bugüne kadarki Fırat Kalkan Harekatı Bölgesi ve Zeytindar Harekatı Bölgesi dahil olmak üzere operasyonları tek başına yaptığındaki başarı oranlarını hep beraber gördük. Belki önümüzdeki pek birebir örnek benzemeye gibi gözükebilir ama İdlib sorunu mesela çoklu bir koalisyonla çözülmeye çalışıldı ve görüldüğü üzere İdlib sorunu gittikçe daha da karmaşıklaşan, hatta Astana sürecinin belki içerisine nifak sokabilen en önemli konulardan bir tanesi haline gelebildi. Tel Rifat da bununla aynı şey. Münbiç bununla aynı şey. Bunların tamamı ortak çözüm üretmekle ilgili mutabakata varılan konular. Bir kez daha sayayım isterseniz. İdlib, Tel Rifat ve Münbiç. Bu üçü de hala çözülememiş. Hala kanayan yara olarak duruyor. Tarihlerine bakarsanız neredeyse 2016'dan beri çözülemeyen üç tane konu. Ama bu arada Türkiye Fırat Kalkanı'nı ve Zeytindar Harekatı'nı çok da başarılı bir şekilde çözebildi. Peki neden bu bölgede bunu icra etmekte zorlanıyoruz, Fırat'ın doğusuna geçmekte zorlanıyoruz deyimine gelirsek, tabii ki bu askeri bir harekattan çok aynı zamanda içerisinde ekonomik ve politik de sonuçlarını olacağı bir harekat. Diyebilirsiniz ki ya İdlib öyle değil miydi? Veya işte Fırat Kalkanı veya Zeytindalı böyle bir şey değil miydi? Sonuçta orada da Rusya faktörü vardı. Hayır, açıkçası bu kadar değildi. Rusya ile Türkiye ilişkileri arasındaki yakınlaşma açıkçası birbirlerini farklı bir noktaya götürecek kadar gerginliği barındırmıyordu. Ama Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler bildiğiniz üzere, yani yalnızca son dönemi kastetmiyorum, yani 1952'den beri sorumlu bir dönemi kapsıyor ve güvensizlikleri de içinde barındırıyor. Ve 2016'daki darbe girişiminden sonra bu kırılganlık belki 10 kat daha artmış durumda. O yüzden de yaşanacakların nereye doğru evrileceğini çok da fazlasıyla söyleyemiyor. Yine şu bir gerçek, bölgenin büyüklüğü, alan olarak büyüklüğüne baktığınızda bugün İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytindar Harekatı bölgesinin tamamından neredeyse misli ve misli büyük bir alandan bahsediyoruz. Öyle küçük bir alanda bir operasyon icra edilmeyecek. Tabii bunun hem ekonomik boyutu var, belki de demeyeyim, tamamen en önemli konudan bir tanesi tabii ki şehit ve gazilerimiz olacak. O yüzden de bu kararı verirken doğru çözüm üretmek konusunda bütün tercihler zorlanıyor diye düşünüyorum. Ha, bütün tercihler zorlanır, sonunda icrada bir sıkıntı yaşanırsa Türkiye tek taraflı bu operasyonu icra edebilir. Ben yine söylüyorum, benim gönlüm bu operasyon eğer başarılı olacak, olmasını istiyorsak
tek taraflı, başkasından emir almadan, başkasının çizdiği sınırlar olmadan bu operasyonun icra edilmesi. Bugüne kadar güvenli bölge konusunda işte çoğunlukla çekiş güç örneği veriliyor ama ben hani çekiş güce gitmeden Suriye'de yaşanan sürece bakarak değerlendirmek istersem 2012'den beri Suriye'de ABD ile müşterek operasyonlar konusunda konuşulduğunu eğer düşünürsek geldiğimiz nokta çok da Türkiye'nin istediği bir evreye evrilmiş değil. Neler evrilmedi diye söyleyelim isterseniz. Eğer Türkiye başında söylemiş olduğu güvenli bölge bu sorunun katı olarak uluslararası bir çözümle çözülmemesi ve iç savaştan siviller etkilenmemesi gibi konular başında çözülebilmiş olsaydı bugün 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyı, bugün bunun yarattığı ekonomik boyutu ve sosyolojik boyutu, DAEŞ gibi bir terör belasını, arkasından PYD gibi bir oluşumu ve milyonlarca insanın ölümünü görmeyecektik arkadaşlar. Yani bugüne kadar hangi sonucu aldık sorusu bence buradan başlamalı. Yani ben olaya yalnızca PYD okuması üzerinden gitmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Suriye'deki bu kadar büyük kırılmalar yalnızca PYD üzerinden bize zarar vermedi. Bunun DAEŞ faktörü var, bunun sığınmacı faktörü var, ekonomik ve sosyolojik boyutları dahil olmak üzere birçok sorunu yaşadık. Hatta barikatlar dönemi, çözüm süreci dediğimiz dönem bile açıkçası bu olaylar sırasında yaşanan sorunlardı. Güvenli bölge eğer bir sonuç alınacaksa, güvenli bölgede bir noktaya gidilecekse ben Türkiye'nin bölge ülkeleriyle, buna Rusya'yı da katıyorum. Çünkü sonuçta yani Amerika binlerce kilometre öteden gelip burada hak iddia ediyorsa Rusya herhalde bu coğrafyanın çocuğu sayılır diyeceğim. O kadar söyleyeceğim. Rusya'nın da içinde yer aldığı İran, Irak ve Suriye'nin de iştirak edeceği bir sorun çözme tekniğiyle bu işin çözülmesi gerekiyor. Çünkü eğer bu dört ülke bir araya gelirse zaten ne PYD gibi bir sorun ortada kalacaktır, ne de bölge ülkelerinin, başka ülkelerden gelip bölgeyi karıştırmaya çalışan ülkelerin iş kullanabilecekleri bir nokta kalacaktır. O yüzden Astana süreci içindeki kırılganlıklara rağmen, ki en büyük kırılganlık İran'dır hala, sürdürülmeli. Bu sürecin içerisine Suriye'de belki katılarak, artık buna belki Irak'ta katılarak, çünkü Irak'ın olmadığı bir çözüm de üretmek çok zor. Neden diyeceksiniz? Bugün Fırat'ın doğusuna dediğimiz alana bütün malzemenin tedarik zincirinin geçtiği yer hepimiz biliyoruz ki Irak. Irak'a indiriliyor ve Irak'tan, Irak'taki sınır kapısından bölgeye sevk ediliyor. Ve bu sevkiyat durmadığı müddetçe PYD'nin ortadan kaldırılması da çok daha fazlasıyla mümkün olmayacak. PYD petrol geliri var. PYD'nin bölgede yaptığı kaçakçılık faaliyetleri var. Bu üç ülkenin anlık bir operasyonuyla bir anda bitirebileceğini ve PYD'nin ayakta kalamayacağı bir noktaya götürecektir. Aylık yaklaşık 50 milyon dolarlık bir petrol gelirinden bahsediyoruz. İnsan kaçakçılığı ve kendi adına topladıkları vergileri de hesaba katarsanız paranın büyüklüğünü görebilirsiniz. Bölgede PYD üzerinden maaş alan, buna Körfez ülkelerinin gönderdiği, Amerika'nın gönderdiği paralar dahil olmak üzere yaklaşık 200 bine yakın insan var. Bunun bir kısmı bürokrasi olarak değerlendirebilirsiniz. Birisi yerel unsurlara çalışıyor olarak düşünebilirsiniz. Bir kısmı asayiş olarak, bir kısmı da işte PYD, YPG gibi silahlı unsur olarak değerlendirebilirsiniz. Bunların hepsi para alıyor.
ve bu para kaynağı kesildiğinde açıkçası başka bir şekilde PYD'yi de bölgeden uzaklaştırma şansınız var. Ama bunların hiçbiri, açık ve net söyleyeyim, ABD'nin geçmiş karnesiyle beraber ortak üretilebilecek olan konular olduğunu düşünmüyorum. Ben burada sorunun Trump olduğunu da düşünmüyorum. Yani Trump konusunda çok şey tartışıyoruz. Ama Trump'ı da aşan başka bir politika, başka lobiler, başka kaynakların da olduğunu düşünüyorum. Yıllardan beri yazdık, çizdik ve konuştuk. İşin yalnızca işte bölgesel bir Kürt devleti kurulacak, kurulmayacak da aşma ötesine bir de bu işin bir teoloji kısmı olduğunu, yani dini faktörlerin olduğunu da unutmayın. Yani biz DAEŞ gibi unsurları konuşuyoruz ve radikal tabirini kullanıyoruz. Aynı radikal unsurlar ve dünyayı kıyamete götürme senaryolarını barındıran tarikatlar veya oluşumlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de var, İsrail'de de var, farklı ülkelerde de var. O yüzden bu işin teolojik kısmına baktığınızda ABD'nin özellikle Fırat'ın doğusundan, özellikle Fırat'ın kontrolünden vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü buraya gönderen akıl Fırat'ın suyunu kutsal kabul eden ve buna inanan bir gruptan bahsediyoruz. Bu kadar derin bir konunun açıklamalarını ve diğerlerine baktığınızda çok kısa cevaplarla verilemeyeceğini düşünüyorum. Ama geçen bir televizyon programında da konuşurken değerli katılımlardan bir tanesi şunu söylemişti. Ben de altına imzamı atıyorum. PYD'ye bir taraftan silah yardım yaparken, PYD'yi devlet oluşturmak için desteklerken bir taraftan da Türkiye'nin çıkarının nasıl korunacağını açıkçası ben anlamış değilim. PYD ile arasına mesafe koyamayan, PYD'yi bir terör örgütü olarak ilan edemeyen bir oluşumla nasıl müşterek harekat merkezi icra edeceğimiz konusunda benim derin kaygılarım var. Ve bu kaygılar bugün daha olay gerçekleşmeden önce söylemeyi de bir borç biliyorum. Hepimizin bu konuda bir sürü fikri olabilir, destekleyici fikri olabilir. Ama ben bir öneri daha bulunuyorum. Bu karar, yani Fırat'ın doğusuyla ilgili karar, aynı Doğu Akdeniz'de olduğu gibi muhakkak meclise tartışılmalı. Doğu Akdeniz'le ilgili siyasi partilerin tamamının diyemeyeceğim bir siyasi parti hariç nasıl çıkmışsa bugün de aynı siyasi partilerin katılımıyla bir destek mesajının çıkmasının açıkçası Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri üzerinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Meclise gelmeli, meclise tartışmalı ve bu tartışmanın sonunda büyük bir çoğunlukla bu operasyon başlatılmalı. Ama bir kez daha söylüyorum, tek taraflı ve Türkiye'nin kontrolünde ve karar mekanizması tamamen Türkiye'nin elinde bir operasyon biçimine olmalı. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Burası büyük bir aile. Bu ailenin içerisinde fikirleriniz benim için çok değerli. Gelen arkadaşlara da, giden arkadaşlara da saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Yanlışlarımız tabii ki olabilir. Aynı fikirde olmadığımız birçok konu olabilir. Önemli olan birbirimize ne kattığımız ve birbirimizden neler öğrenebildiğimiz. Çok teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için.